Teşekkür ediyorum. Biraz önce Gazi Meclis'te Türkiye Büyük Millet Meclisimizde hepimizin huzurunda Türkiye'de hepimizi Kürt düşmanlığıyla suçlayan ve ne dediğini bilmeyen PKK terör örgütünün buradaki konuşmasının sadece PKK terör örgütü tarafından tasvip edilebileceği düşüncesiyle hareket eden ve ifade etmem gerekir ki daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Birincisi, Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa Kalaşnikov veren PKK ve HDP'dir. 10 yaşındaki. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi daha gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela ve nefret ettiğini herkes bilmektedir. Ve cümlem şu. Burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır. Devletin bütün kayıtlarında da böyledir. Ve aynı zamanda son 5 yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var, teröristler var, geldiler ve biz HDP bizi dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz. Sağ olun Sayın Bakan. Sayın Beşiktaş kürsüye. Buyurun. Süreniz 2 dakikadır. Buyurun. Süleyman Soylu, bana dediniz ki masum bakma. Benim bakışlarım masum ya da suçlu değilim ki suçlu gibi bakayım. Sizin gibi benim sayısız yüzüm yok. Benim tek yüzüm var. Tek yüzüm var, tek. Bir kere burada bir İçişleri Bakanı düşünün ki her konuşmasında nefret ve öfke kusuyor ya. Her konuşmasında. Böyle bir İçişleri Bakanı olabilir mi? Ya siz bu ülkede iç işlerini düzenlemekle, kolluğu denetlemekle, iç barışı sağlamakla görevli en yetkili kişisiniz. Biz sizden bakanlık yapmanızı bekliyoruz ya. Burada siz bize nefret kusuyorsunuz. Ve beni oradan ayaküstü, beni ve Remziye Tosun'u suçlu ilan ettiniz. Anneler ne diyor biliyor musunuz diyorsunuz. Anneler sizin hakkınızda ne diyor biliyor musunuz? Diyorlar ki en büyük Kürt düşmanı Süleyman'dır diyorlar. Bunu her yerde söylüyorlar. Bunu gidin Diyarbakır'a, gidin Mardin'e, gidin Siirt'e, gidin Hakkari'ye. Biz her gün halkla beraberiz. Anneler sizinle ilgili her gün ah ediyor. Çocuklarının sağ salim eve dönmelerini istiyor. Bunu asker annesi de istiyor. Türk annesi de, Kürt annesi de istiyor. Biz burada savaş yerine barışı savunuyoruz, barışı. Diyoruz ki bu ülkede daha fazla kan dökülmesin. Siz 9100 bilmem kaç tane sığınak imha etmişsiniz diye önümüze bir kitapçık koydunuz. Bir konuşmanızda da 300 tane terörist kaldı diyorsunuz. Ya yalanınızın hangisini sayalım? 9000 tane imha edilmiş sığınak varsa 300 kişi nasıl oluyor? Her bir sığınağa bir kişi düşmüyor. Parçalara mı bölüyorsunuz? Biraz dürüst olun ya, dürüst olun. Evet. Halkların Demokratik Partisi grubunun adına yapılacak konuşmalara geçiyorum. Sayın Necdet İpekyüz, ilk söz. Sayın milletvekilleri Hatip Kürsü'de, Sayın Öçal, Sayın Güney, arkadaşımız kürsüde. Buyurun Necdet Bey. Buyurun Sayın İpekyüz. Sayın arkadaşlar. Sayın İpekyüz. Sayın Kaçmaz yerinize oturun siz de. Sayın Kaçmaz. Hüseyin Bey, Sayın Kaçmaz yerine otur lütfen. Ayakta olan bütün milletvekillerimiz yerine otursun lütfen. Sayın İpekyüz tekrar süreyi baştan alın. Buyurun.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu şekilde çok... Sayın Oluç, sen yine bak, arkadaşınız kürsüde. Sayın Kaçmaz, Sayın Kenanoğlu lütfen, Sayın Cora. Arkadaşlar, Sayın Kırkpınar lütfen. Evet, Sayın İpek Yüz, buyurun. Süreyi tekrar başa alalım. Tekrar süreyi yeniden başlatalım arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında sağlık dediğimiz belki de bu olay. Fiziksel, ruhsal, sosyal, siyasal...